dair kanun teklifi detaylarını merak ediyorduk. Resmileşti. Şimdi ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Sizlerin soruları varsa elbette onları da yanıtlamaya çalışırız. Yeminli Mali Müşavir Yusuf Özer bizimle birlikte stüdyomuzda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. 36 gündür Türkiye'nin gündemi çok farklı şekilleniyor. Ama bunların ardında da tabii bir taraftan da seçime giderken bunun gibi yeni değişiklikler, yeni yasa teklifleri, yeni içerikler ard arda gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de sizin meslek disiplininizi yakından ilgilendiren bir konu. Yeniden yapılandırma. Yapılandırmayı Türkiye'de çokça duymaya alıştık sanıyorum. Hemen hemen birçok kişiye sorsanız bilecektir ne olduğunu. Biz resmileşti dedik, yapılandırma tarihleri nedir? Hangi tarih aralıklarını kapsayacak? Öyle başlayalım isterseniz. Kanunumuz dün 12 Mart 2023 tarihli 32.130 sayılı resmi gazetede 7.440 kanun numarasıyla resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe bugün itibariyle yürürlükte. Bu kanunun kapsam tarihi 31.12.2022 tarihine kadar olan bütün borçları, itilaflı borçları, davaları, şirket ve işletmelerin bilanço kayıtlarında olan düzeltmeleri 31.12 itibariyle kapsamaktadır. Bunlar genel olarak bu kanunun yayınlandığı gün, bugünden müracaat başlayacak. Kanundaki süre 31 Mayıs 2023 tarihine kadar bu kanunun müracaat süresi var. İlk taksitte 30 Haziran 2023 tarihinde ödenecek. Kanundan doğan taksitleri, ilk taksitini 30 Haziran 2023 tarihinde ödeyeceğiz. Ancak kanun metninde Cumhurbaşkanı'nın bu süreleri bir aya kadar uzatma yetkisi var. Eğer kanunda müracaatlarda doğan gecikmeler veya sıkışıklıklar meydana gelir ise Cumhurbaşkanı bu yetkiyi kullanabilir. Başvuru için yeterli bir süre gibi mi görünüyor? Başvuru için bu süre yeterli bir süre. Vatandaşlarımız bu süreyi eğer kendi iş öncelikleri önünde tutar ise bu süre içinde rahatlıkla bu süreyi kullanarak bu kanun bütün hükümlerinden, kanunun bütün maddelerinden yararlanabilirler. Şimdi bizi izleyenler arasında böyle bir yapılandırma var. Peki ben acaba bundan faydalanabilecek miyim diyenler varsa bir kere daha hangi borçlar bu kapsam dahilinde? Bu 6183 sayılı kanun kapsamına giren bütün borçlar bu kapsamda. Onun dışında başlık halinde söylemek gerekirse gelir vergisi, kurumlar vergisi, kurum stopaj, sosyal sigortaları olan borçlar, belediyeye olan emlak vergisi borçları, katı atık su borçları, ecrimisil borçları gibi çok geniş kapsamda bütün borçları kapsamaktadır. Bu borçların içeriği kanun maddesinde çok ayrıntılı bir şekilde izah edilmiş. Ancak burada biraz önce de en başlık halinde söylemek gerekirse en önemlileri işte kurumlar vergisi, gelir vergisi, emlak vergisi, belediye olan diğer borçlar, ecrimisil borçları gibi bunları detaylandırabiliriz. Biz bunları detaylandırırken ya ana para üzerinden mi bir yapılandırma oluyor bu, yoksa o döneme kadar eğer bir faiz işlenmiş oluyorsa totalde mi bir yapılandırma oluyor? Faiz konusunda şu anda kamu borçlarına olan gecikme zammı aylık 2.5, %2.5. Ancak 31.12'ye kadar olan borçlar sebebiyle bu 2.5 oranında gecikme zammı değil, kanunda belirtilmiş TEFE, TÜFE faiz oranları çerçevesinde kanun metninde belirtilmiş
çarpan oranları var. Bu çarpan oranları çerçevesinde seçeceğimiz taksit miktarı en fazla 48 ay, 18 ay, 12 ay, 24 ay, 36 ay ve 48 ay olmak üzere çeşitli ödeme seçenekleri sunulmuş. Bu seçenekler içinde bize en uygun olanını seçtiğimizde 12 eşit taksit için 1.9, 18 eşit taksit için 1.35, 24 eşit taksit için 1.18, 36 eşit taksit için 1.27, 48 eşit taksit için de 1.36 oranında bir faizlendirme, ana parayı bu şekilde faizlendirme şeklinde bu ödemeyi gerçekleştirecek. Ancak peşin ödeme tercih edildiğinde bu hesaplanan gecikme zamının %90'ı silinecek, %10 civarında bir gecikme zamı bir hesaplanarak bütün borcun peşin şekilde ödenmesi sağlanacaktır. Peşinde de peşinde yine bir şey var. Faizde %90 indirim sağlıyor. Aslında çok çok ciddi bir oran değil mi bu? Yani bu enflasyonist dönemde... O zaman peşin ödemeye ağırlıklı olarak yönlendiriyor. Evet anda. Ama bu enflasyonist dönemde bu peşin zor, ödeme peşin ödeme hakikaten cazip, ancak enflasyonist bir dönemi yaşıyoruz. Bu dönem devam edecek olursa tabii ki taksitle ödemek daha cazip hale gelir evet. diye düşünüyorum. Şimdi bu tasarıda yer alan matrah arttırımını da konuşalım. Bu hükümle ilgili hangi yıllar kapsamı dışında? Bu matrah arttırımı ile ilgili yıllar 2018, 19, 20 ve 21 idi. Kanun görüşmeleri esnasında kanuna verilen önergeyle, meclise verilen önergeyle 2022 yılda matrah artırımına dahil edildi. Bu yılların matrahları kanunda belirtilen oranlarda arttırdığımız takdirde bu yılların vergi incelemesi ve vergi incelemesi yapılmayacak veyahut da kısıtlı bir tabii ki hiç yapılmayacak diyemeyiz. Veri incelemesi gerekli gördüğünde defter ve belgeler yine Maliye Bakanlığı'na ibraz edilecek. Belli konularda bunları ibraz etmek zorundayız. Matrah artırımı yapmış olsak dahi. Matrah artırımıyla ilgili kısaca bir bilgi daha vermek istiyorum. 2018 yılı için %35, 2019 yılı için %30, 2020 için %25, 2021 için de %20 oranında matrahlarımızı arttırdığımızda bu miktar bu artan kısımlar üzerinden de %20 vergi hesapladığımızda biraz peşin ödeyen, bütün vergi dairesine herhangi bir borcu olmayan ve bütün borçlarını günde ödeyenler için bu %15'e düşüyor, %20 rakamı. Bunu hesapladığımızda 12 eşit taksitte ödediğimizde Maliye Bakanlığı'na bu yılların defter ve belgeleri gelir ve kurumlar vergisi yönünden herhangi bir incelemeye tabi tutulmayacak. İncelense bile bir matrah farkı tespit edilse bu matrah üzerinden herhangi bir vergi hesaplanmayacak. Peki hileli vergi suçları konusu? Hileli vergi suçları tabii ki bu kanunda bu matrah artırımdan yararlanamıyor. Hileli vergi suçları kanunda, vergi usul kanun 359. maddesinde düzenlenmiştir bu suçlar. Bu 359'a giren hileli vergiler, yani sahte belge düzenleyenler, defter ve belgelerini yanıltıcı şekilde tanzim edenler, bu kanun matrah artırım hükümlerinden yararlanmaları teknik olarak mümkün değil. Ancak kanunda bugüne kadarki kanunlardan farklı bir şekilde bir yer verilmiş bir kısım var bununla ilgili. Bu matrah artırımı ile ilgili ve
Defter ve belgeleri 359'a göre inceleme safhasında olanlar inceleme müfettiş tarafından incelenmesi devam eden mükellefler bu matra artırma hükümleri çerçevesinde matralarını arttırabilecek ancak 12 ay süre içinde bu inceleme sonuçlanmaz ise 12 ay içinde bu kanun hükümlerinden yararlanabilecekler. Ancak bu 12 ay içinde sonuçlandırılır ise bu kanun hükümlerinden yararlanamayacak. Sadece bu müracaatı, bu matra artırımı yersiz bir şekilde yapılmış sayılacak. Anlıyorum. Peki vergi yargısında mahkemesi devam eden mükelleflerin durumu ne olacak? Evet, vergi yargısında mahkemesi devam eden mükelleflerin durumu da daha farklı. Şimdi vergi yargısı dediğimizde yargı safhasında olan konular birkaç safhada olabilir. İlk derece mahkemesinde olabilir. Henüz dava açma süresi geçmemiş safhada olabilir. İlk derece mahkemesinde karar çıkmış olabilir. Bunların hepsini ayrı ayrı değerlendirmiş. Birinci safhada dava açma süresi ve davası açılmış henüz birinci derece mahkemede karar çıkmamış mükellefler bu kanundan bu davalarını geri çekmek ve bu kanunda yararlanmak şartıyla vergi asıllarının vergi cezalarının tamamı silinecek. Vergi asıllarında %50'sini ödeyip bu kanundan yararlanmış sayılacak davalarını geri çekmek şartıyla. İkinci safhada olan birinci derece mahkemede davayı kazanmış ancak üst mahkemeye müracaat safhasında olan davalar ise eğer bu konuda %10 bu vergi aslında %10'unu ödemek şartıyla bu davasında davayı geri çektiği takdirde bu kanun hükmünden yararlanmış olacaklar. Eğer birinci derece mahkemede tasdik yani davayı kaybetmiş mükellefler diğer bir ifadeyle kesilen vergi ve cezaları tasdik etmiş mahkeme kararlarında ise vergi aslının tamamını ödemek şartıyla bu bu kanundan yararlanmış olabilecek. Şimdi bir taraftan en önemli kısmı elbette ki hem başvuru hem de ödeme kısmı. Az önce Yusuf Bey detaylandırdı aslında ana para borcu üzerinden nasıl bir süreç işletileceğini ama bunu bir kez daha altını çizmekte fayda var. Şimdi başvuruyu yaptınız. Ödeme koşullarını zaten az önce belirttik ama belki bir kez daha altını çizebiliriz. Ben hemen ödemeye başlayacak mıyım bunu belirlendikten sonra? Ödeme koşulları ilk taksit Haziran ayında. Yani bugün başvurdunuz, müracaatları yaptınız kanun çerçevesinde size bir ödeme tablosu verilecek vergi dairesi tarafından hazırlanıp diğer bir ifadeyle itfa tablosu verilecek. O itfa tablosunda ilk taksit 30 Haziran'da ödenecek. Yani siz bugünden de ödeyebilirsiniz o ayrı bir peki, konu. Peki tarih değişiyor mu? Mesela bugün başvurdunuz ya da son günlere yakın yani 31 Mayıs 2023'e yaklaşan bir tarihte başvurdunuz. İlk ödemeniz öteleniyor mu bu başvuru tarihinize göre? Başvuru tarihinin bugün olmasıyla 31 Mayıs olması arasındaki ödeme tarihi değişmiyor. Değişmiyor. Çünkü hayır. O zaman sona doğru bir yığılma meydana gelebilirdi. Onu merak ödeme ettim. Ödeme tarihi hiçbir şekilde değişmiyor. Sadece bu kanunda belki bahsetmedik bir farklılık. Daha önceki kanunlar buna benzer kanunlarda 2 ayda bir ödemeydi. Bu kanunda hem vadeyi uzun tutmuş daha önceki kanunlar 36 aydı. Bu kanun 48 ay vadeli ve de eşit taksitlerde her ay atlama olmadan her ay ödenmesi gerekiyor. Bu da bu kanun bir farkı da geçmiş kanunlardan 2 taksiti bir yılda 2 taksiti ödemezsen
ödemeyi kaçırdığın, ödemediğin takdirde kanundan yararlanamıyordun. Taksitlendirmen bozuluyordu. Ödediğin tarihe kadar ki kanun hükümlerinden yararlanıyordun. Daha sonraki ödemediğin süreler iptal oluyordu. Bu kanunda bu süre 3 ay 3 taksit, özür dilerim, 3 ay değil, 3 taksit aksat, 1 yılda 3 taksit aksatma hakkımız var. Tabii ki bu hakkı kullanmak zorunda değiliz. 3 taksit ödemediğimiz takdirde kanun hükmünden yararlanamıyoruz. Taksitlendirmemiz bozulmuş oluyor. Dolayısıyla bu kanunda diğer kanunlardan farklılık hem 48 ay olması, hem eşit taksitlerde olması, hem de vatandaşın mücbir sebeplerle aksatma hakkının üç taksit olması bir avantaj olarak gözüküyor. Bir taraftan tabii biz sosyal medyadan takip edenler var. Oradan da merak edilenler var. Ara ara gözüm takılıyor. Merak etmeyin, yorumlarınızı da takip ediyorum. Yapılandırma müracaatları peki nereden yapılacak? Yapılandırma müracaatları Maliye Bakanlığı'nın ilgili vergi dairelerinden yapılabilir. Ayrıca E-Devlet üzerinden de yapılabilir. Ayrıca muhasebe büroları veya muhasebe şirketleri tarafının aracılığıyla da vergi dairesi adına müracaatlar oradan da yapılabiliyor. Bir icra takibi söz konusuysa mesela, ben bu yapılandırma başvurusunu yaptıktan sonra bu icra takibi artık sonlanıyor mu? İcra takibi tabii ki sonlanmıyor. Yapılmış icra takibi vergi dairesinin koyduğu hacizler kalkmıyor hiçbir şekilde. Taksitler ödendiği sürece kalan borcun miktarı ölçüsünde o haciz kaldırılabilir. Diyelim ki şirketin 100 bin lira borcu var, 2 tane de aracı var, aracına haciz konmuş. Diyelim ki 6 taksit sonra borcu 80 bine iniyor. Aracın bir tanesinin değeri de 150 bin lira ise bu diğer aracın hacizi kaldırılabilir, satılmasına veya kullanılmasına müsaade edebilir. Şimdi Recai Üstün bir soru sormuş. Bağkur İhya af var mı diye. Bağkur İhya'ya af yok. Bu konuda özellikle bu yasaya da baktım. Bu konuda Bağkur İhya'larına af yok. Gün silmesi de bu kanunda yok. Mesela bazı vatandaşlarımız Bağkur primini ödeyemiyor. Ödeyemeyince de Bağkur'daki günleri siliniyordu. Bu kanunda o günleri silme maddesi de yok. Yer almamış kanunda. Şimdi daha önce bu yapılandırmaya başvurdu şirketler ya da borcu olanlar farklı alanlarda, farklı kanunlarda ve önlerine tekrar şimdi böyle bir teklif geldi, resmileşti. Birden fazla kez bunlara başvuru yapılabilir mi? Tabii yapılabilir. Bundan önceki kanunlarda müracaat etmiş vatandaşlarımız, şirketler, mükellefler bu kanunda da müracaat edebilir. Daha önceki kanunda ödediği taksitleri burada kesip artık bu kanun çerçevesinde tamamını bu kanun çerçevesinde tekrar yapılandırabilir. 48 eşit taksite bölebilir isterlerse. Bu konuda da özel madde konmuş. Bunu yapabilmeleri, vatandaşın bu kanuna müracaat edebilmeleri yönünde bu kanunda, bu konuda özel hüküm var. Yapılandırılamayacak alacaklarımız neler peki? Yapılandırılamayacak alacaklarımız şöyle aşağı yukarı yok gibi, sadece 31-12'den sonra doğan vadesi, 31-12-2022'den sonra olan borçlar yapılandırmaya girmiyor. Yani vadesi diyelim ki 25
olacaksa bu borç yapılandırma kapsamına girmiyor. Şimdi bir taraftan baktığımızda ben başvurular hangi oranda olacak onu merak ediyorum ama şimdi sizin tecrübeleriniz dolayısıyla daha önce buna benzer kanunlar ortaya çıktığında müracaatların hemen hemen nasıl olduğunu tahmin edersiniz diye düşünüyorum. Yükselecek midir acaba diğer senelere göre? Çünkü bir pandemi var arada, bir deprem felaketi var, siyasetteki gelişmeler var, tüm dünyadaki ekonomik problemler var. Buna bakarsak acaba başvuru sayısı daha yüksek olur mu? Burada başvuru sayısı yüksek olmasını bekliyoruz. Bunun genel gerekçesi biraz önce sizlerin de ifade ettiği gibi Türkiye işte hem pandemi hem deprem siyasi olan sorunlar ve benzeri gündem maddeleriyle bir hayli gündemi yoğun ve ekonomideki gelişmeler hepimizin göz önünde cereyan etmektedir. Bu çerçevede bu ekonomideki gelişmeler ve zorluklar bildiğimiz üzere mevcut yaşanan enflasyon çerçevesinde değerlendirdiğimizde borçların biraz önce söylediğim oranlar çerçevesinde çok komik gecikme zamlarıyla 48 ay taksitlendirilmesi gerçekten bunu ödemek niyetinde olan vatandaş ve mükelleflerimiz için iyi bir fırsat. Bu fırsatı da değerlendirmeyen, ödemeyen veya ödeyemeyen vatandaş ve mükellefler artık bunun ne şekilde değerlendirilebileceğini artık sizlere bırakıyorum. O zaman bu maddeler beklentiler doğrultusunda mı gerçekleşti? Yani eksik kalanlar oldu mu? Daha farklı beklentiler de var mıydı? Bu maddelerde beklenti sadece 2021 yılı kurum matrah artırımı 2021'e kadar taslakta vardı. Meclise sunulan taslak kanun teklif taslandı 2021'e kadar vardı. Ancak biraz önce de belirtmiştim, tekrar etmiş oluyoruz. 2022 yılında girmesi bir beklentiydi. O beklentiyi de karşıladılar. Şöyle bir baktığımızda o zaman özetle sona doğru da yaklaşıyoruz. Son 3-4 dakikamız var. Beklenen çerçevesinde geldi kanun teklifi. Evet. Ama hala beklentileri olanlar da var tabii, bir taraftan yazıyorlar çünkü. Size de selamlar gönderenler ve bilgilendirmeler için teşekkür edenler de var. Hepsini de tek tek okumaya çalışıyoruz ama tabii isimleri tek tek okumak mümkün değil. O yüzden lütfen affınıza sığınıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bizi takip edenlere. Özetle dilerseniz bir toplayalım, öyle veda edelim. Hem tarihleri hatırlatmakta bir kez daha fayda var, hem de başvuru sürecinden bahsetmekte. Evet, özetle kanun 12 Mart 2023 tarihli 32.130 sayılı resmi gazeteyle 7.440 kanun numarasıyla resmileşti. Müracaatlarımız bugünden itibaren müracaat edebiliriz kanunda yer alan bütün maddeler çerçevesinde. Bu müracaat süremiz 31 Mayıs 2023. İlk taksit ödeme süremiz 30 Haziran 2023. Bu kanunla, bu tarihlerde Cumhurbaşkanı'nın bir ay uzatma yetkisi var. Bu yetkinin kullanılıp kullanılmaması konusunda onu Cumhurbaşkanı değerlendirecektir. Onun dışında bu kanunda yer alan konuları ana başlıklar halinde söylemek gerekirse, birincisi vadesi geçmiş, kesinleşmiş borçlar. İkincisi itilaflı vergi davası, uzlaşma safhasından inceleme safhasında olan itilaflı borçlar. Üçüncüsü matrah artırımları. Dördüncüsü kanunda şirketlerin kayıtlarında olan veya olmayan emtia ve demirbaşların kasa fazlalıklarının düzeltilmesiyle ilgili maddeler var. Bu da şirketler için çok önemli. Daha sonra bu konuda kanunda şöyle muhtelif maddeler var. Bu kanunla, yani bu kanun dışında yer alan isminden de anlaşıldığı gibi bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair. Örneğin ehliyeti puanı doldurma sebebiyle
almış olan vatandaşlarımızın o puanları affedilip ehliyetlerin iade edileceği hususu gibi bazı değişiklikler var. Dolayısıyla kanunu bütün çerçevesiyle okuduğumuzda bütün toplumun beklentilerini aşağı yukarı birebir karşılamaktadır diyebiliriz. Şu son iki soruyu da sorayım, öyle veda edelim. Ali Galip Bey, devlete borcu olan vatandaşa da af var mı acaba diye sormuş. Devlete bu parada herhangi bir af yok. Ana para kastediliyor zannediyorum. Zannediyorum ki evet. Ana parada af yok. Onu özellikle altını çizmek gerekir. Ahmet Reşat Şahin de şöyle demiş. Bu af belediye vergi borçlarını da kapsıyor mu? Evet. Biraz önce söylemiştik. Emlak vergisi, su borcu, kanalizasyon borcu, pis su borcu, belediyenin kestiği cezalar, her türlü cezaları kapsamaktadır. Evet, aslında Mehmet Gökdemir de bir soru sormuş, noktalamamız da gerekiyor ama detaylı bir şekilde zaten Yusuf Bey bunun cevabını vermişti. Oranlar nasıl belirlenecek demiş matra arttırımında. Oranlar kanun metninde yazıyor. Biraz önce de bahsetmiştik, oranları tek tek ifade etmiştim. Evet, yani dilerseniz yayın zaten sosyal medya hesaplarımızda da yüklü olarak kalacak. Hem YouTube'da hem Facebook'ta detaylı bir şekilde Yusuf Bey aktarmıştı. Ben çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Şimdi işler yoğun. Başvurular artacak. Evet, süreçlerin takibi artacak. Evet. Ümit ediyoruz ki hayırlısı olsun bekleyenlere. Size de kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok size sağ olun. De kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. Evet efendim, Yeminli Mali Müşavir Yusuf Özer bizimle birlikte stüdyomuzdaydı. Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi resmileşti. Dolayısıyla neleri içeriyor, maddelerin içerisinde neler var detaylıca konuştuk. Soruları olanlar için bir kez daha aktarmış olayım. Yayınımız sosyal medya hesaplarımızda da kalmış olacak.